Evet arkadaşlar merhaba. Bu bölümde üst eksen pek kaslarını anlatacağım. Dört ana başlıkta değerlendireceğiz üst eksen pek kaslarını. İlk olarak omuz kaslarını göreceğiz. Omuz ekleme etrafında yer alan altı tane kastan bahsedeceğim. Ancak kaslara başlamadan önce ilerleyen konularda işimize yarayacak bazı genel bilgileri hatırlatmak istiyorum. Cildi kaldırdığımız zaman tabii hemen kaslara ulaşmak mümkün değil. Arada bir takım tabakalar var. Bu bir ekstremitenin kesiti, katman katman uzaklaştırılmış, kaldırılmış. Mavi nokta fasya süperficialisi gösteriyor. Yağ dokusu ve gevşek bağ dokusundan oluşan tabaka. Bunun altında kasları saran fasya profundayı görüyoruz. Kırmızı noktayla gösterdiğimiz kısım. Tabii bu bir nokta olarak değil, kası saran bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Fasya profunda kaslar arasında bir takım uzantılar gönderiyor. Resmin üst kısmına dikkat edecek olursak noktalı çizgiyle göstermişiz o bölgeyi daha belirgin hale getirmek için. Yeşil noktayla da gösterdiğimiz o kısım fasya profundan uzantısı. Bunlara özel isimler veriliyor bu yapılara. Septum adı veriliyor. Septum intermusculare adı veriliyor genel bir ifadeyle. Bir takım kompartmanların oluşumuna neden oluyor bu bölmeler. Kasların, başlıca kasların, bir takım damar ve sinirlerin bulunduğu bölgeleri birbirinden ayıran sınırlar şeklinde karşımıza çıkıyor septumlar. Yine kasları anlatmaya başlamadan önce bir kası tanımlayan dört ana başlığı origo, insertio, fonksiyon ve sinir olarak söyleyebiliriz. Origo kasın başlangıç yeri, insertio sonlanma yeri ya da bir başka ifadeyle harekete daha çok katılan kısım, kasın kasılması sırasında daha hareketli olan kısmı ifade ediyor insertio. Kasın fonksiyonu ve siniri bilinmesi gereken dört ana temel başlığı oluşturuyor. Ama bütün kaslar için hepsini bu şekilde origo, insertio detaylarıyla bilmeye de gerek yok açıkçası. Bazı kasları çok kaba taslak başladığı bittiği kemik olarak bilsek de yeterli olabilir ama daha çok benim anlatacağım bu konuda üzerinde duracağım fonksiyon ve sinir odaklı bir anlatım olacak. Bazı kaslar için belki origo, insertio'yu dediğim gibi daha yüzey olarak söyleyebilirim ama bazı kaslar için de daha detaylı olarak söyleyeceğim. Bizim için burada önemli olan şey kasın başladığı ve bittiği noktayı bilmek tabii ki önemli ama hangi eklemle komşuluk yapıyor ve ne şekilde bir komşuluk söz konusu? Eklemin önünde mi kalıyor, arkasında mı kalıyor, vertikal mi, transvers mi seyrediyor? Bunu bilmek önemli. Bu bilgi de tabii ki bize fonksiyonu konusunda bir fikir yürütme imkanı sağlayacağı için özellikle kasların eklemlerle olan ilişkilerine dikkat edin diyeceğim konuya başlamadan önce. Şimdi bu bölümde omuz kasları bölümünde ilk göreceğimiz kas musculus deltoideus. Deltoideus omuz kabarıklığını yapan kas olarak özetlenebilir tek cümleyle söyleyecek olursak. Değişik açılardan deltoideus'a bakıyoruz. Soldaki resim lateral görüntü. Sağdaki resim de anteriordan bir görüntü. Kasın bir takım bölümleri var ama yine bunları tek tek söylemeden önce çok genel olarak şunu söyleyebilirim. Hem klavikülaya tutunan hem de skapulaya tutunan bir kas. Bu iki kemikten başlıyor deltoideus. Ve bu parçalar, üç parça olarak biraz sonra söyleyeceğim daha detaylı olarak, omuz ekleminin önünden, arkasından ya da üstünden geçerek humerus'un kol kemiğinin yaklaşık gövdenin ortalarında, bu gösterdiğim alan tuberositas deltoidea olarak isimlendiriliyor. Kemiğin ön dış kısmında yer alan bu bölgede sonlanıyor üç parça. Yine bir başka açıdan bakacak olursak deltoideus'a burada bir posterior görüntü sırt kaslarıyla birlikte deltoideus'u görüyoruz. Kaldırılmış onun altında biraz sonra karşımıza çıkacak olan diğer beş kas yer alacak. Sağdaki basit resimde, çizimde bu parçaları başladığı üç parçayı daha detaylı olarak gösteriyor. Skapulaya posteriordan bakıyoruz. Spina scapula'dan başlayan bir parça var. Ya da akromiyondan başlayan, işte bunlara pars adı verilmiş. Mesela bu parça pars akromiyalis, diğeri pars spinalis gibi. Ya da daha önde klavikülanın yaklaşık üçte bir dış kısmı diye de söyleyebiliriz. Dış kısmından başlayan pars klavikülaris olmak üzere üç parçadan oluşuyor. Spinal parça omuz ekleminin arkasından geçiyor. Akromiyal parça omuz ekleminin üzerinden geçiyor. Klaviküler parça ise omuz ekleminin önünden geçerek hepsi sonuçta birleşerek humerus'ta sonlanıyor. Tuberositas deltoidea da sonlanıyor bu kas. Bu üç parçayı da gösteren değişik açılardan yine renklendirilmiş bir resim. Kasın fonksiyonu esas olarak omuz ekleminin abduksiyonu. BVD ile söylüyorum. Yani kolu gövdeden uzaklaştırma hareketini yapıyor.
90 dereceye kadar esas abluksiyonu yaptıran kastır diye söyleyebiliriz delta videosu. Tabii liflerin durumuna göre, eklemle olan ilişkisine göre daha farklı hareketler yaptırması da söz konusu olabilir. Mesela ne demek istiyorum? Pars clavicularis ön tarafta yer alıyor eklemin önünde. Humerus'u öne doğru çekebilir. Kola fleksiyon yaptırır iç rotasyonla birlikte. Ya da arka parça pars spinalis kolu arkaya doğru çeker. Aynı zamanda dış rotasyon yaptırır gibi ifade edilebilir. Pars acromioli ise abluksiyonu yaptıran parçadır esas olarak diyebiliriz. Tabii kasların fonksiyonlarını bu şekilde söylüyorum ama bunları ezberlemenizi tavsiye etmeyeceğim. Açıklamalar kısmında bir takım linkler ekledim. O linklere mutlaka bakın derim. O linkler neyi anlatıyor? Bu kasların başladığı bittiği yerleri ve nasıl bu hareketleri yaptırdığına dair 3 boyutlu bir takım modeller üzerinde animasyonlar var bu söz ettiğim söz konusu linklerde. Bu anlattıklarımı oradaki kısa videolarla birlikte mutlaka değerlendirmenizi öneririm. Ezberlemekten kesinlikle daha etkin bir çalışma yöntemi olur. Yoksa okuduğunuz şey kısa bir süre sonra unutulacaktır büyük bir olasılıkla. Dolayısıyla bunu bir mantığa oturtmak gerekiyor. Yani kas eklemin önünden mi geçmiş, arkasından mı geçmiş, hangi hareketi nasıl yaptırıyor? Bunu hareketli animasyonlarda izlemek daha akılda kalıcı olur diyorum kısaca. Bütün bunları söyledikten sonra yine toparlayacak olursak delta ediyoruz. Kolun esas abluktor kasıdır. Fonksiyonel olarak klavi klavesi kapıladan başlar, humerus da sonlanır diye buraya kadar anlattıklarımı özetleyebilirim. Yine bir başka önemli nokta bu kasın siniri. Bu bölgeye, omuz bölgesine deltoideus kaldırılmış olacak şekilde yine posteriordan arka taraftan bakıyoruz. Şu gösterdiğim kısım spinal scapula bölgesi. Bunun üstündeki kas supraspinatus diye biraz sonra anlatacağım kas. Altında infraspinatus dediğimiz yine omuz bölgesi kası yer alıyor. İsimleri bize büyük oranda bunların ne olduğu konusunda da fikir veriyor. Spinanın üstünden başlayan kas supraspinatus ya da spinanın altındaki kas infraspinatus gibi. Ya da bu sıralamayla 1, 2, 3 diye 4 diye aşağı doğru devam edecek olursak mavi yıldızla gösterdim kas teres minör yine biraz sonra anlatacağım kaslardan biri ya da işaret edilmemiş ama şu gösterdiğim kısımda da teres mayor kası, skapulanın arka yüz kası olarak karşımıza çıkıyor. Burada esas konuştuğumuz kas delta diyoruz. Yıldızla, kırmızı yıldızla göstermiş, kesilmiş olan parçasını görüyorsunuz. İşte bir sinir, humerus'un özellikle, humerus, caput humeri seviyesi burası. Bunun hemen aşağısında yer alan collum chirurgicum dediğimiz cerrahi boyun kısmını arka taraftan dolanarak bu kasa geliyor, deltoid kasa. Hatta resme dikkat edecek olursanız bu sinir aynı zamanda şu mavi yıldızla anlattığımız kası da uyarıyor. Biraz sonra yine bunun üzerinde ayrıca konuşacağız. Bu sinir, collum chirurgicum'u arka taraftan dolanan bu sinir nervus axillaris. Üst ekstremitenin ve bütün sinirleri plexus brachialis dediğimiz bir sinir ağından kaynaklanır. Bu ağdan çıkıyor. Bunu ayrıca bir sinir, üst ekstremite sinirlerini anlattığım bir derste detaylarıyla göreceğiz. Hangi parçasından çıkıyor, nereye gidiyor, nasıl seyrediyor. Burada da yine önemli bir seyir özelliğini görüyoruz nervus axillaris'in. Collum chirurgicum'u arka taraftan dolanıyor. Ve buradaki özellikle deltoideus dediğimiz bu kasın siniri omuz kabarıklığını yapan, kola abduksiyon yaptıran kasın siniri olarak karşımıza çıkıyor. Deltoideus'u kaldırdığımız zaman altından skapula arka yüzü için konuşacak olursak 4 tane, ön yüzde de 1 tane olmak üzere toplam 5 tane kas omuz ekleminin etrafında çevresinde yer alan kas grubu olarak karşımıza çıkar. Bu kaslara yine bir başka resim üzerinde bakalım. Soldaki basit çizimler kasın origo ve inzersiyonunu bize genel olarak gösteriyor. Üstteki küçük resim yani şu posterior görüntü. Bir numaralı kas, biraz önce de söyledim, supraspinatus. Spinanın üstünden başlayan kas. Hemen altından infraspinatus başlıyor. Daha aşağıda teres minörü görüyoruz. Teres mayor bu konunun dışında kalmış. Burada bir özellik var, onu anlatacağım. Onu daha sonra değerlendireceğiz. Demek ki skapula arka yüzündeki 4 kastan 3'üne bakıyoruz bu basit resimde. Supraspinatus, infraspinatus ve teres minör olmak üzere. Çevirip önden bakacak olursak skapulanın ön yüzündeki o fossa sub scapularis diye kitaplarda göreceğiniz ama ben bunu kabaca skapulanın ön yüzü diye özetleyeceğim. Buradan başlayan kas musculus sub scapularis, skapula ile toraks arasında kalmış o bölgede yer alan kastan bahsediyoruz. Başlar.
Ve bütün bu 4 kas, toplamda 4 kas söyledim. Arka yüzün 3 kası, humerus'un tuberculum majus'unda M büyük yazılmış o yüzden. Tuberculum majus'u ifade etmek için. Tuberculum majus da sonlanırken ön yüzdeki tek kas tuberculum minus da sonlanıyor. Humerus'un ön yüzünde sonlanıyor. Tuberculum minus da sonlanıyor. Musculus subscapularis diyoruz. Yine buradaki kaslara yandan bir başka açıyla bakacak olursak anterior ön sağ tarafta gösterilmiş, posterior da sol tarafta, yan taraftan bakıyoruz. Bir numaralı kas supraspinatus. Omuz ekleminin üstünden geçer. Bu önemli bir cümle. Çünkü bize bu kasın nasıl bir hareket yaptıracağı konusunda bir fikir veriyor. Supraspinatus omuz ekleminin üstünden geçer. Infraspinatus ya da teres minör omuz ekleminin arkasından geçer. Subscapularis de omuz ekleminin önünden geçer. Articulatio humeri, omuz eklemi, humerus'un kaputu ile scapula'nın cavitas glenoidalis'i dediğimiz o çukur bölgesi arasında oluşan bir eklem. O humerus'un küre şekilli, sferoid şekilli kaput kısmını düşünecek olursak bu bir sferoid grubu sinovyal eklem. Sinovyal eklemler kapsüllü eklemlerdir. Bir bağ dokusundan kapsül söz konusu ve eklem boşluğu tabii ki burada oluşacak. Bu iki kemik arasında meydana geliyor omuz eklemi. Omuz ekleminin önemli özelliklerinden bir tanesi de buradaki adı geçen 4 kas eklem kapsülüne supraspinatus yukarıdan, işte infraspinatus ve teres minor arkadan, subscapularis işte önden yapışır. Yani kapsülü destekler. Omuz ekleminin bütünlüğünün korunması da önemli bir yapı teşkil ederler bu 4 kas. Ve biraz önce de söylediğim gibi humerus'un tuberculum majus ve minus'un da sonlanırlar. Bu pratik açıdan, klinik açıdan da önemli. Omuz eklemi çıkıkları resme de baktığımız zaman alt kısımda bir destek yok. Omuz eklemi çıkıkları sık görülen nispeten bir eklemdir. Ve çıkıkları desteğin az olduğu ön ve aşağı kısma doğru olur. İşte bu omuz ekleminin bütünlüğünün korunmasında rol alan bu 4 kasa özel bir isim verilmiş. Rotator kaf kasları adı verilmiş. Yine burada scapula ve humerus arasında uzanan, biraz önce adı geçti ama bu resimlerde göremiyoruz. Sonraki slaytta yine karşımıza gelecek. Teres major kasına dikkat edin diyeceğim. Çünkü teres minor kası bir rotator kaf kası olarak değerlendirilir. Çünkü omuz eklemi kapsülüyle irtibatlıdır bir şekilde, yapışıktır kapsüle. Teres major kasının ise kapsülle ilgisi alakası yoktur. O tamamen daha farklı bir seyir gösterecek. Humerus'un ön yüzünde sonlanır diyeceğiz biraz sonra. Evet, rotator kafı bu şekilde tanımladıktan sonra bu kasların fonksiyonlarına şöyle bir bakalım. Bu biraz posterior ve yukarıdan görüntü. Supraspinatus'a bakıyoruz. Spinanın üstünden başlayan kas. Tuberculum majus'ta sonlanır dedik. Kasın kasılması liflerinin kısalması demek. Şu kalın mavi oka dikkat edecek olsak lifleri bu yönde kısalacak. Yani humerus'u yukarı doğru çekmeye çalışacak. Yani bunun karşılığı supraspinatus kası. Omuz ekleminin üstünden geçer diye vurgulamamın sebebi de bu. Kolu yukarıya doğru kaldırmaya çalışacak. Bunun adı abduksiyon. B ve D ile söylüyorum. Çok basit ve net bir cümle olarak şöyle ifade edebiliriz. Abduksiyonu başlatan kas. Belki kitapları açıp baktığınız zaman bunu derecesine varana kadar yazarlar. 15-20 derece gibi. Yani onu hatırlarız ya da unuturuz. Çok sorun olmayabilir ama en azından şu cümle önemli. Supraspinatus abduksiyonu başlatan kas. Supraspinatus 15-20 derecelik abduksiyon yaptırdıktan sonra kola, sonrasında deltoideus devreye girer. Özellikle pars acromialis parçası ve sonrasında 90 dereceye kadar olan abduksiyonu esas olarak yaptıran kas musculus deltoideustur kola. Supraspinatus'un hemen aşağısında yer alan infraspinatus ve teres minor kasları, rotator kaf kası olarak da isimlendirdik biraz önce. Bunlar omuz eklemini arkadan çaprazlar. Bu kaslara yukarıdan bakıyoruz bu resimde. Yine tuberculum majus sonlanma yerlerini görüyoruz. Bu tuberculum majusa özellikle dikkat edin. Biraz kemiğin dış tarafında yer alıyor. Öne dışa doğru bu kaslar dönüyor. Arka taraftan geliyor ama yani bunu şunun için söylüyorum. Supraspinatus ve infraspinatus ve teres minor kasları bu tuberculum majusa ulaşmak için omuz eklemini arka taraftan transvers olarak kat edip bir miktar dönüş gösteriyorlar. Yani şurada sonlanmıyor, şu gösterdiğim yerde sonlanmıyor. Burada sonlansaydı belki olduğu yere doğru, kendi tarafına doğru çekecek, abduksiyon yaptıracaktı. Ama eklemin etrafında böyle döndükleri için humerus'u döndürüyorlar, dışa doğru döndürüyorlar.
Arka tarafta yer alıyor tabii ki bu iki kasta. Dışa doğru döndürüyor. Ve dolayısıyla buradaki önemli cümle de şu. Infraspinatus ve teres minörün fonksiyonu ortak. Sinirleri belki farklı ama fonksiyonları ortak. Her ikisi de kola, humerus'a, omuz eklemine. Her üçü de aynı şeyi ifade ediyor. Kolun hareketi demek, humerus'un hareketi, omuz ekleminin hareketi demek. Her üçü de omuz eklemine ya da humerus'a dış rotasyon yaptırır diyoruz. Infraspinatus ve teres minör için. Şimdi bir başka resimde de buraya kadar anlattığım kasların sinirlerini değerlendirelim. İki resim var. Buradaki küçük resim şu insusurayı, şu gösterdiğim insusura bölgesini hatırlatmak için konmuş. Üstteki resimde belki yapılar birazcık burayı gölgeliyor ama en azından şu bölgeye denk geliyor. İnsusura scapula dediğimiz üst kenarın üzerindeki çentik. Bu çentik canlılarda bir ligament tarafından kapatılır. İsmi çok da lazım değil. Belki kitaplarda ligamentum transversum, scapula superius gibi uzun da bir isim olarak okuyacaksınız ama ismi çok da önemli değil. Burası bir delik haline geliyor. İnsusura bölgesi. Skapulanın üst kenarı. Üst kenarın üstünden geçen, bu deliğin içinden geçen sinirin adı da dolayısıyla bu seyriyle ilgili olarak isimlendirilmiş sinir. Nervus suprascapularis. Supra üstünden geçer diye düşünebiliriz. Üst kenarın üstünden geçen sinir. İşte bu sinir söylememin sebebi şu. Nervus suprascapularis, plexus brachialis'in bir dalıdır diye bir hatırlatma yapıp esas burada vurgulayacağım şeye geliyorum. O da şu. Spina'nın üstündeki ve altındaki iki kasın siniri. Yani nervus suprascapularis, musculus supraspinatus ve musculus infraspinatus'un siniridir. Biraz önce de söyledik bu kasların fonksiyonları farklı tamamen. Supraspinatus abduksiyon yaptırır, infraspinatus dış rotasyon yaptırır kola. Ama ikisinin siniri aynı ve bu sinirin adı nervus suprascapularis. Supra kelimesinin üzerine özellikle basa basa söylüyorum. Suprascapularis'i subscapular sinirle karıştırmayın. Nervus subscapularis diye de bir sinir var ve biraz sonra karşımıza gelecek yine plexus brachialis'in dalı olarak söyleyebileceğimiz bu nervus subscapularis. Yine bu bölgeye posteriordan bakıyoruz. Musculus deltoideus kaldırılmış. Bu resmi hatırlayacaksınız biraz önce de konuştuk. Bir numaralı kas supraspinatus, iki numaralı kas infraspinatus. Hemen bu insusura bölgesinden geçen sinir nervus suprascapularis bu kasları uyarıyor. 3 numaralı kas teres minör, 4 numaralı kas teres mayor. Teres mayorun nerede sonlandığını burada göremiyoruz. Çünkü humerus'un öncüsünde bir yerlere doğru gidiyor. Ama scapula'nın arka yüzündeki 4 kası da bu resim üzerinde değerlendiriyoruz. Ve ilk iki kasın sinirini söylemişken sıradaki üçüncü kası söyleyelim bu slaytla birlikte. Kırmızı yıldızı koyduğumuz kas deltoid kastı ve bunu uyaran sinir de şu nervus axillaris diye biraz önce collium chirurgicum'u arkadan dolanan sinir diye anlattığım sinirdi. İşte bu sinir nervus axillaris hem musculus deltoideus'u hem de teres minörü uyaran sinirdir. Teres minör ve musculus deltoideus'un siniri aynıdır, siniri ortaktır ve bu sinir nervus axillaris'tir. Teres mayor ve minör kasları isim olarak benziyor ama hem fonksiyonel açıdan hem de bu sinir uyarımı açısından çok farklılık gösteriyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bu bölgeye şu ana kadar hep posteriordan baktık. Şimdi sırada bir anterior görüntü var. Bu resimde de musculus subscapularis'i görüyoruz. Scapula'nın ön yüzünden başlayıp tuberculum minus'ta sonlanan tek kas diye ifade edebileceğimiz kas. Ve diğeri de işte biraz önce arka yüzünün en alt kası teres mayor. Teres mayor tuberculum minus'un hemen aşağısında humerus'un ön yüzünde bir yerlerde sonlanıyor. Bunu kitapları ya da atlasları açtığınız zaman Crista tuberculi minoris olarak göreceksiniz, okuyacaksınız ama ben bunu daha da basitleştirip şöyle bir şey söyleyeceğim. Turkuaz renkte gösterdiğim bir bölüm var, bir bölge var humerus'un ön yüzünde. Burası bir oluk, sulcus yani. Yine kemik konusundan hatırlayacağınız humerus'un tüberkülleri arasında yer alan bu oluğun adı sulcus intertubercularis. Bu bölge önemli bir bölge humerus'un ön yüzünde, proksimal uçta. Çünkü bu oluğun içinde sonlanan kas var, oluğun iç kenarında sonlanan kas var, oluğun dış kenarında sonlanan kas var. Dolayısıyla bu bölgeye dikkat edin derim. Teres major sulcus'un iç kenarında sonlanır diye özetleyebiliriz. Crista tuberculi minoris diye tabii ki okuyun ama
Ezberlemek yerine daha genel bir ifade kullanabiliriz bu kasın inzersiyosu için. Bu iki kasın aynı resimde gösterilmesinin sebebi de şu: bu iki kasın siniri ortak. Yani bu özellikle bu subscapularis dediğimiz kasın üzerinde seyreden bu sinir nervus subscapularis. Bunu biraz önce anlattığımız nervus suprascapularis ile karıştırmamak gerekiyor. Tekrar hatırlatıyorum. Ve yine her ikisinin de plexus brachialis'ten çıkan sinirler olduğunu söylüyorum ama farklı bölümlerinden çıkıyor. Bunu sinirler konusunda daha detaylı olarak değerlendireceğiz. Bu iki kasın dedik ki sinirleri aynı. Peki fonksiyonları nedir bu iki kasın? Konuyla ilgili hiçbir bilgimiz olmasa da şöyle bir baktığımız zaman kasın kasılması liflerinin kısalması demek. Dolayısıyla bu kaslar kasıldığı zaman, lifleri kısaldığı zaman humerus'u gövdeye doğru çekecekler, yaklaştıracaklar. Yani bu hareketin adı adduksiyon. İkisi de adduksiyon, iki D ile söylüyorum. Adduksiyon hareketi yaptırır. Ama ikisinin de yaptırdığı bir başka hareket daha var. Bu hareketi değerlendirebilmek için bu bölgeye biraz daha farklı bir açıdan bakmak gerekiyor. Onun için de şöyle bir resmimiz var. Yukarıdan bakıyoruz, tam superiörden. Burada gördüğümüz esas kas musculus subscapularis, bakın. Yani humerus'a yukarıdan bakıyoruz, gövdeye yukarıdan bakıyoruz. Bu kas şuralarda bir yerde sonlanmıyor. Humerus'un medial yüzünde değil, ön yüzüne doğru seyrediyor. Dolayısıyla böyle bir kavis yapmış. Yani tabii ki içe doğru çeker, kasılınca yaklaştırır, adduksiyon yaptırır ama aynı zamanda iç rotasyonda yaptırır. Demek ki bütün bu şeyleri söyledikten sonra musculus subscapularis ve teres major için söyleyeceğimiz cümle şu: her ikisi de kola hem adduksiyon hem iç rotasyon, hem adduksiyon hem iç rotasyon yaptırır. Dedikten sonra yine bu bölgeyi biraz daha farklı bir açıdan değerlendirin. Üst ekstremite kaslarını anlatıyorum ama belki bölgesel olarak daha farklı yerlerde yer alan ama fonksiyonel olarak üst ekstremitenin hareketleriyle ilgili bazı kaslardan da bahsetmekte fayda var burada, bu konuyu en azından organize edebilmek açısından. İşte ne demek istiyorum? Bu resimler şunu anlatıyor. Soldaki basit resim gövdenin önemli kaslarından, toraksın pektoral bölgenin önemli kaslarından birini gösteriyor. 4 de üzerine rakamla yazmışız. Bu kas pectoralis major kası. Yine sağdaki resimde de yıldız koyduğumuz, 3 de gösterdiğimiz bir kas var. Nereden başladığını göremiyoruz ama bu bir sırt kası aslında. Alt torakal vertebralardan, lumbal vertebralardan, hatta pelvisten başlayıp gelen, lumbal bölgede yer alan, sırt bölgesinde yer alan bir kas bu. Geniş, oldukça da büyük bir kas, önemli de bir kas aynı zamanda. Bu latissimus dorsi. Bu kasları bu resimlerle birlikte göstermemin sebebi şu: bir numaralı kas, sağdaki resme bakalım, musculus subscapularis, tuberculum minus da sonlanan kas. 2 numaralı kas, teres major, sulcus intertubercularis'in iç kenarında sonlanan kas. Yani humerus'un proksimal ucuna bakıyoruz. Bu tüberküller bölgesine bakıyoruz. Sulcus bölgesine bakıyoruz. 3 numaralı kas latissimus dorsi, bir sırt kası ama sulcus intertubercularis dediğimiz bölgede sonlanıyor. Demek ki bu da 1 ve 2'ye benzer bir yerde sonlanıyor. Yine kırmızıyla çizdiğim bölge o sulcus'un lateral kenarı. Yine kitapları açtığınız zaman bunu şöyle göreceksiniz, o kırmızı çizginin olduğu bölgeyi. Orası 4 numaralı kasın tutunma yeri aynı zamanda. Crista tuberculi majoris'te sonlanır pectoralis major kası. Bunu böyle ezberlemek yerine latissimus dorsi oluğun içinde, teres major oluğun iç kenarında, pectoralis major da sulcus intertubercularis'in dış kenarında sonlanır diye ifade edebiliriz buradaki bilgiyi. Bütün bunları anlatmamın bir sebebi var aslında. Hepsi aynı bölgede sonlanıyor. Bu 4 kasında birbirine yakın sonlandığını görüyoruz. İnzersiyonları birbirine yakın. Dedi ki inzersiyon harekete daha çok katılan kısım, daha hareketli olan kısım kasın bölümü. Bu 4 kas aslında ortak bir paydada toplanabilir. Hepsi aynı hareketi yaptırıyor. Kola, humerus'a ya da omuz eklemine. Demek istediğim şeyi şu tablo daha güzel anlatıyor. Ortak bir paydada toplayabiliriz bu 4 kası. O ortak paydada adduksiyon ve iç rotasyon. Yani subscapularis, teres major, latissimus dorsi ve pectoralis major kasları. Dördü de burada ortak bir paydada toplanabilir. Ve bu kasların tabii ki yerleşimleri ya da bu seyirleri sırasında omuz eklemiyle ilişkilerinden kaynaklanan bir takım özellikler var. Daha farklı hareketler de yaptırabilirler ama hepsini adduksiyon ve iç rotasyon ortak paydasında toplayabiliriz bu 4 kası.
Bu 4 kasın içerisinde en yalın hareketi yaptıran, yani sadece adduksiyon ve sadece iç rotasyon yaptıran kas musculus scapularis'tir. Teres maior latissimus dorsi aslında gövdenin arkasında kalan kaslar. Dedik ki latissimus dorsi sırt kasıdır. Teres maior da scapulanın arka yüzünden başlıyor. Dolayısıyla hemen yandaki resme baktığımız zaman kolu arkaya doğru çekme hareketi, yandan bakıyoruz. Buna da ekstansiyon. Teres maior da, latissimus dorsi de arka tarafta yer alan kaslar kolu arkaya doğru çeker diyoruz. Yani adduksiyon iç rotasyon yaptırır ama aynı zamanda ekstansiyon da yaptırır kola ya da humerus'a ya da omuz eklemine. Aynı şekilde pectoralis maior kası da gövdenin ön tarafında olduğuna göre humerus'u ya da işte kolu öne doğru çekecek. Bunun da adı fleksiyondur. Alttaki resim bunu gösteriyor. Demek ki pectoralis maior kası da hem adduksiyon hem iç rotasyon yaptırıyor ama aynı zamanda fleksiyon da yaptırıyor. Bunu böyle ortak noktaları vurgulayıp farklılıkları da altını çizerek söylediğimiz zaman kasları bağımsız olarak ezberlemeye çalışmaktan daha faydalı bir çalışma yöntemi olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, buraya kadar anlattığım kaslar omuz bölgesi kaslarıydı. İkinci bölümde konuya kol bölgesi kaslarıyla devam edeceğiz.